Merhaba arkadaşlar. Bugün Güneş Kalesi Savaşı var. Sabah uyandığımda savaş başlamıştı. Ben de yeni giriş yaptım zaten. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Bizim ittifakın balinası Amerikalı arkadaşımız Amerika'da ben de Amerika'dayım arkadaşlar bu arada. Amerika'da 4 gün önce sel bastı. Yani çok büyük yağışlar oldu. Bazı noktalarda sel bastı. Elektrik kesintisi ve yani elektrik kesintisi ve bir, bir sürü yerlerde ulaşım falan sağlanamıyor. Ulaşım ve hiç kimseye ulaşamıyoruz daha doğrusu. Düşünün biz New York'tayız. New York'ta bile telefonlarımıza uyarı geldi arkadaşlar. Normalde ben karşı ittifaktaydım arkadaşlar. İşte bu Amerikalı arkadaş ittifakın bu bu ittifakın lideri onun için gelmiştim bu ittifaka. Şimdi de kendisi yok. Ve şu an bu ittifaktaki R4'lerin hiçbiriyle aram yok. Ve hiçbirini de sevmiyorum zaten. Bu karşı rakip arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arap arkadaşlar baya parayı bastı. Ve şu anda donanımları full. Arkadaşlar bunun. Yani oyunu bilmiyor. Onu söyleyeyim size. Fakat donanımları full olduğu için adam adamla baş edemeyeceğiz. Yani eğer bizim normal ittifak liderimiz olsaydı çok rahat bir şekilde baş edebiliyoruz arkadaşlar. Hatta e, Kale savaşlarında falan bunu yendik yani. Kayda geçmeden önce biraz baktım. Ee, çok yanlış saldırılar yapıyoruz. Ve bir iki üç tane art dördün yönlendirmesiyle şu anda savaşıyoruz. Ee, şunun haricinde kimse rally açmasın. Bunun haricinde kimse rally açmasın gibi gibi önceden bir şeyler yapılmış burada. Yani biraz sistem değişmiş, değiştirmişler. Önceden biz bir plan yapmıştık. Dediğim gibi ittifak lideri olmadığı için şu anda planlar değişmiş. Onun haricinde nasıl yapacağız bilmiyorum ama bu savaş çok sıkı. Yani alamayacağız. Onu söyleyeyim de ben size. Ama yine de savaşacağız Arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Her neyse arkadaşlar. Şimdi Güneş Kalesi'nde e, ödül süzümüz vardı. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapmayı düşünüyorum. E, 15 kişiye 300 TL'lik ödül vereceğiz. Yani 5 kişiye 300 TL'lik paket. 10 kişiye de 150 TL'lik paket. Toplamda 15 kişiye vermiş olacağız. Arkadaşlar toplamda 3000 TL'lik ödülü bu şekilde dağıtacağız arkadaşlar. Ee, bu ödülü nasıl vereceğimizi daha önceden iyi kötü konuşmuştuk arkadaşlar. Ben e, bu videoda videonun belli yerlerinde sizlere yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Üç tane şey söyleyeceğim ve bu söyleyeceğim şeyleri arkadaşlar videonun sonunda da e, sizden e, şöyle söyleyeyim ben yani bu sizden isteyeceğim görevleri um, videonun sonunda benim Discord grubu grubuna gelip Discord grubunu da yorumlarda e, sabitleyeceğim arkadaşlar. Bir de bu videonun açıklama kısmına da Discord grubunu koyacağım. Arkadaşlar Discord grubuna geliyorsunuz, oradan beni buluyorsunuz ve oradan özelden bana mesaj atıyorsunuz arkadaşlar. Özelden bana burada vermiş olduğum görevleri veren arkadaşlar doğru bir şekilde e, isimlerin hepsini not alacağım. Ardından gene e, kağıt kalemle birlikte, elimde kalem kağıtla birlikte hepsinin ismini e, açıklayacağım arkadaşlar. İşte bu 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 arkadaşlar katıldılar. Kazananlar bu arkadaşlar. Yani bunu daha sonra gene tut, detaylı bir şekilde size söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi nasıl olacak falan. Videonun sonunda gayet iyi bir şekilde anlayacaksınız zaten. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Evet arkadaşlar. Şu anda gözlemliyoruz. Ne yapacağız? Yapacak hiçbir şey yok. Başka sunuculardan bile bana mesaj atıyorlar. Ne yapıyorsunuz diye. Çeviri yapayım sizin için. Bizim Türk arkadaşlar da yazıyor. Herkes merak ediyor. <laughs> merak edecek bir şey kalmadı. Bu arada arkadaşlar transferler şeye gelmiş. 500 500'lü sunuculara yanlış bilmiyorsam bir arkadaşım söyledi. 500'lü sunuculara bile bilet gelmeye başlamış yani. Sunucu transferleri falan hızlı bir şekilde ilerliyor. Bana çok kişi mesaj atıyor ne yapacağız ne edeceğiz diye. Bu videoda buna da değineceğiz. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın bizim ittifak lideri aktif değil. İki gündür yok arkadaşlar. Bakın bizim bu ittifak lideri eğer olsaydı şu anda zaten Güneş Kalesi'ni kimse bizim elimizden alamazdı. Fakat adam iki gündür yok. Ben de Amerika'da yaşıyorum. Ve Amerika'daki hava şartlarından dolayı Şimdi arkadaşlar Amerikalılar şehir yerlerinde yaşamıyorlar. Gidiyorlar kasabalara, köylere gidiyorlar yerleşiyorlar. Adamların paraya ihtiyacı yok zaten. Anlatabiliyorum merkezi yerlerde durmuyorlar. O, o yüzden de herhangi bir elektrik kesiminde falan o kasabanın hepsi etkileniyor arkadaşlar. Ve kesildi mi kesiliyor yani büyük. Hasarlar görüyor oralarda yani. Buranın fırtınaları öyle Türkiye'deki fırtınalara benzemiyor yani. Bayağı bir silip süpürüyor, bayağı bir hasar bırakıyor. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk şifreli kelimemizi söylüyorum. İlk şifreli kelimemiz Güneş Ateşi arkadaşlar. Bunu bir yere not alın, bir yere yazın. Güneş Ateşi Kalesi. Bunu bir yere yazın. Videonun sonunda bu size not alın, yazın dediğim şeyleri ne yapmanız gerektiğini, gerektiğini ben size söyleyeceğim. Çünkü e, videonun sonunu e, şey yapacağım. E, durduracağım. Ses ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Güneş Ateşi Kalesi. Not alın arkadaşlar. Bunu yazın. Eee Yarış eee e, yarışmamızın ilk şifresi oluyor bu. Güneş ateşi ateşi kalesi. Arkadaşlar bu arada Türkçemde dalga geçmeyin. <laughs> Birkaç kişi diyor abi senin Türkçenle çok dalga geçecekler. Dalga geçmeyin arkadaşlar. Çünkü uzun süre Türkçe ile konuşmadığın zaman böyle oluyor. Yapacak bir şey yok yani. takılabiliyorum bazen. Kusura bakmayın. Geçen diğer videolarda da Hani bunun için size şey söylemiştim. Hani bunun için kusura bakmayın demiştim zaten. O yüzden artık kusura bakmayacaksınız. Yapacak şey yok. Onun haricinde ilk şifreli kelimemizi size verdiğimize göre arkadaşlar videonun diğer zamanlarında ikinci şifreyi vereceğim. Toplamda 3 tane şifreli kelimemiz olacak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar savaş detayları. Siz bir yandan da bakın arkadaşlar ben zaten burada raporlara bakıyorum falan. Hem konuşuyorum hem bakıyorum. Ödüllerimizi alıyoruz arkadaşlar. Şu anda ralliler açılıyor da. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. şimdi bizim İttifakta bir girmeden önce birkaç tane kural okudum. Şey yazmışlar. Bizim belirlediğimiz kişiler haricinde kimse ralli açmasın. Yani benim şu anda ralli açmama izin yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Fakat şu anda 2-3 tane ar dordu, ar işte kendince bir şeyler yapmaya çalışması. Çok yanlış şeyler yapılıyor burada. Yani sonuçta buradaki e, bizim yanımız ittifakta bulunan herkesin zaten tamam Güneş ateş kalesini al, alamayacağız. Deniyoruz zaten de alamıyoruz da zaten. Yani mesela rallileri de aşmada ben yokum arkadaşlar. Yani ben bakıyorum. Yani ben mesela bakın arkadaşlar e, şu anda şey başkandan sonra en güçlü rallilerden bir tanesi benimki. Dur bir rallaya açayım arkadaşlar öncesinde. Rally açamam ama kesin bana kapat diyecekler de bunlarla. Bakalım ne olacak bir saniye. Göstereyim size raporu göstereyim bir saniye. Zaten اين انا عرب يخلي رابي كنت انترنت Bizim Ronin çok güçlü arkadaşlar. Ee, şey savaşında, e, kale savaşında e, yıkamamışlardı. Güneş ateşi değil bu. Bonus kaleler var ya. Onla karşı karşıya geldik. Yıkamadılar. Ronin olsaydı zaten bu savaş böyle olmazdı. Farklı şeyler konuşur olurduk şu anda. Fakat o yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O olmadığı için de zaten. Bakın ben şu anda rally açtım size göstermek amaçlı açıyorum ha arkadaşlar. Şimdi ben şu anda rally açtım bana kapat diyecekler. Yani oraya niye rally açtın buraya niye rally açtın. Ya arkadaş zaten tamam taretler rally açacağız ki yani diğer oyuncular da puan kalsın da. Yani herkes bir e, ödülleri alsın herkesin eline o ödüller geçsin. Anlatabiliyor muyum? Yani baş, belli başlı birilerine ödül kastırıyorlar burada. Ya ama sorun değil yani. Ben zaten şu savaş bitsin bu ittifaktan çıkacağım arkadaşlar. Zaten ben bu ittifak, bu ittifak ittifakı sevmiyorum zaten. Oy, o Ronin için gelmiştim. O da burada değil. Şimdi arkadaşlar e, bu videoda baya birçok şeyden bahsedeceğim. Birçok şeyden bahsedeceğim. Zaten bakmayın o şu anda oyun oyun şu anda şey yapıyorum ama oyunda değilim yani kafam oyunda değil arkadaşlar. Sefer büyük bir ihtimal. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Stop. Stop. What are you doing? Ya Rabbi geri zekalı. İptal edeceğim zaten de. Yani işte arkadaşlar bakın. Ne demiştir? Kurt yediği ayazı unutmaz arkadaşlar. Sorun değil. Bak ben sabırlı bir insan. Hiç sıkıntı değil bak. Yani şu anda burada yapılan şeyleri görüyorsunuz değil mi? Ben sabırlıyımdır arkadaşlar. Hiç sorun değil. Bakın normalde bak ben, bana bunlarla ilgili çok mesaj geliyor. Diyor ki abi diyor biz şimdi diyor bu sunucudan yeni bir sunucuya başlayacağız. E kardeşim diyorum sen orada belli bir para harcadın mı? Harcadım diyor. Şimdi yeni bir sunucuya gittiğin zaman yani şimdi ağzımı bozmak istemiyorum. Bu tarz insanlar çıkmayacak mı karşına? Gene çıkacak. Ee, yeni sunucu şöyle söyleyeyim ben. Normalde bizim Discord grubunda Metin diye bir arkadaş var. Şu anda mesaj bölümünde de onunla konuştuk. Metin vardı, Gökhan vardı. Ben ilk başladığım zaman bu sunucuda. Şimdi biz şöyle bir karar aldık. Ben ortalama şöyle bir 600-700 dolar bastım. Sonra dedim ki, baktık ki sunucudan bir cacık olmayacak. Biz kendi aramızda dedik ki artık biz şey yapalım. Ee, bu sunucuyu bırakalım dedik arkadaşlar. Neyse bıraktım ben artık para basmayı bıraktım. Yani bir şey yapmıyordum. Bir hafta, iki hafta. Hatta Metin de bunu biliyor. Bir tane Çinli arkadaşımız da vardı. Yani sana size şöyle söyleyeyim. Bizi, benim o Çinli arkadaşım. İnanın hala sıralamada var. Oyunu bırakmış halde sıralamada var. Şöyle söyleyeyim. Adam var ya deli gibi para basıyor. Ben ona stop dedim. Bırak. Para basmayı bıraktı. Bu sunucuya değmedi dedim. Artık para basmayacağız dedim. Adam tamam dedi. Para basmayı bıraktı. Ardından baba mesaj etmiş. Buna ne diyeceksin ki abi? Hiçbir şey diyemez. Ardından aradan iki hafta geçti inanır mısınız? Tak transfer. Sunucu transferi. Ayaletten ayalete transfer gel şeyi gördüm. Aha dedim bizim ilacımız bu dedim. Normalde ben bu sunucuyu bırakmıştım arkadaşlar. Ama size mantık olarak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. yani sunucu sunucu gezmek bizim Türklerde öyle bir şeyler görüyorum ben. Yani abi bu sunucu olmadı diğer sunucu. Diğer sunucu olmadı diğer sunucu. Ya abi yok öyle bir şey yok. Yani 100 sunucu da geçsen aynı, 1000 sunucu da geçsen ay yapmayın arkadaşlar bunu. Bakın kendi sunucunuzda şimdi transfer var tamam mı? Sunucu transferi gelecek. Ben bir tane çocuk geçen şimdi video izleyince kendisini görecek orada. Bana geçen diyor ki abi diyor bu transfer geç gelecekse ben yeni sunucuya gideceğim. Ya arkadaş tamam da şimdi yeni sunucular iyi değil ki. Yani şu an ben vallahi keşke, keşke diyorum eski sunucuda olsaydım diyor. Benim şu anki aklım olsaydı ben eski sunucuda başlardım. Ya hem paket farkı var. Paketler arada deli gibi uçurum var yani paketlerle aramızda. Yani yeni, yeni sunuculardaki paketler çok boş ki. Yani zaten sen gene bekleyeceksin sunucu eskileşmesini bekleyeceksin güzel paketlerin gelmesi için. Yani o yüzden diyorum çok saçma. Yeni sunucular çok saçma. Yeni sunuculara gitmek çok saçma. Yani inanın her yeni sunucuda deli gibi para basan biri vardır. Yani gene güneş ateş kalesini alacağız da şunu yapacağız da bu hikayelere girmeyin. Gerek yok arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem eğer ki sunucunuzdan mutlu değilseniz yapmanız gereken şeyi anlatıyorum burada arkadaşlar. Yapmanız gereken şey bütün kaynaklarınızı biriktirin. Hiçbir şey yapmayın. Para basan biriyseniz bütün kaynaklarınızı biriktirin. Hızlandırma biriktirin. Her şeyi biriktirin. Tamam mı? Bekleyin. Sunucu transferi gelsin. Yavaş yavaş tabii etkinliklere katıl yani. Etkinliklerini yap yani. Boş bırakma. Yükseltmelerini yap. Kale üstünü güç, yükselt. Bunları yap. Fakat basma yani. Kaynaklarını tüketme. Ardından sunucu transferi geldi be. Tak. Transferini yap. Git bulunduğun şeyde, yeni bu geçtiğin sunucuda git. Biriktirdiğin kaynakları oradaki etkinliklerde yavaş yavaş güzel bir şekilde sıralamalara girerek tüketin. Şimdi... Diyelim ki nadir para basan, az para basan arkadaşlarımız arada bir duraklayabilirim arkadaşlar. Bir de buradaki mesajları okuyorum da. Arada bir para basan arkadaşlar şey yapsın. Sizlere tavsiyem. Örnek veriyorum. Gelen etkinliklerde bütün kaynaklarınızı tüketmeyin. Nasıl mı? Örnek veriyorum. Bir e, şeflerin salonu etkinliği mi geldi? İlk ona girmeye çalışın. Fazla para basmayan diyorum. Yani böyle az az basan. Diyelim ki haftalık, aylık paketlerle geçinen arkadaşlar için diyorum. Etkinliklerde ilk ona falan girmeye çalışın. Yani fazla şey yapmayın. Yani direkt birinciyle oynamayın ki birinci olamazsınız zaten. Ben bile bazen birinciliği kaptırıyorum. Yani aslında kaptırmıyorum da iş çalışıyorum, geliyorum, unutuyorum. İnanın ki iş, iş işte çalışırken her şeyi unutuyorum arkadaşlar. Kaç tane kız arkadaşımdan ayrıldım. Öyle söyleyeyim ben. Yani mesaj atmayı unutuyorum. Ondan sonra diyor sen beni sevmiyorsun diyor. Ee, i̇nsan sevdiğini her zaman aklına gelir gibi tarzı hikayeler anlatıyor kız arkadaşlar. Zaten siz de iyi kötü bilirsiniz. Kızlar siz de lütfen bu tarz şeylere girmeyin. Ondan sonra her neyse lafı dağıtmayalım. Unuttuğum için de saat kaçıyor. Bir şey oluyor. Bakıyorum biri beni geçmiş. Bir şeyler oluyor. Birinciliği kaçırdığım noktalar oluyor. Onun haricinde birinci olmaya çalışmayın. İlk ona girin arkadaşlar. İlk ona girmeye, ilk 5'e girmeye çalışın. Zaten para basan arkadaşlar da ilk üçe girsin yani. Bir zahmet. Hem Yeni sunucular böyle arkadaşlar. Yeni sunuculara gitmeyin arkadaşlar. Kendi ilk kaleniz neyse ona yatırım yapın. Onu geliştirin yani. Yani şu bu sunucuda bir, birinci sunucu var. Sunucu bir var arkadaşlar. Hala orada sunucu 1'de oynayan insanlar var yani. Siz bunun farkında mısınız bilmiyorum ama yani sunucu değiştirmek çözüm değil. O sunucudan bu sunucuya geçmek çözüm değil. Arkadaşlar bakın burada Banaralle açın diyor puan yapamadık diyor bazıları. Ralle aç diyor puan yapamıyoruz diyor. Bakın ben ralle açacağım şimdi. Ralle açacağım. Ya ralli bak ralli açmam çözüm değil ki. Girmiyorlar ki. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi bu şeyler için açtım. Bu puan yapsın, insanlar puan yapsın diye açtım yani. Çünkü Bak o çu tarete almış orada bekliyor. Bizim bir tane Çin mi Korelim artık. Adam tarete almış orada uyuyor. Yani bırak da bir insanlar puan yapsın bir şeyler yapsın. Yani gel başka rallilere katıl. Yani anlatabiliyor muyum? Ya çok saçma bir savaş var ya şu anda. Şu anda bak Allah aşkına. Rally aç, açırsın gelmiyorlar falan neyse. İnanın oyuna odaklansam ağzım bozulacak öyle söyleyeyim ben size. Şu anda telefonu koydum. Bir taraftan bakıyorum bir taraftan konuşuyorum ama. Sunucu. Yeni sunuculara gitmeyin arkadaşlar. Zaten sunucu transferi geldi artık. Biletlerinizi biriktirin. Yeni sunuculara gitmeyin arkadaşlar. Size söyleyeyim ben. Yeni sunuculara gitmenizi tavsiye etmiyorum. O yüzden bulunduğunuz sunucularda mevkinizi koruyun. Yavaş yavaş dediğim gibi sunucu transferini bekliyorsanız etkinliklere falan yavaş yavaş bekleyin kalenizi fazla da güçlendirmeyin. Çünkü güçlendirdiğin zaman o kadar bilet istiyor arkadaşlar. O yüzden belli bir seviyede tutup transfer geldiği an tak uçun. Bu kadar basit yani. Ama yeni sunuculara gitmeyin gerek yok. İnanın gerek yok. Ne demek istediğimi çok geleceksiniz anlayacaksınız. Bununla ilgili de konuşmuş olduk. Çok fazla soru geliyor. Abi diyor bir geçen biri yazmış. Abi diyor 20 gün içinde gelmeyecekse ben yeni bir sunucuya geçeceğim. Ya Rabbi. Yani şu sor, şu soruya baksanız Allah aşkına. 20 gün içinde gelmeyecekse ben yeni sunucuya geçeceğim. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Yeni sunucuya geçmek çözüm değil diyorum. Değil. Ciddi söylüyorum. Ben Hani farklı strateji oyunları da oynadım. Last Shelter gibi falan. Oralarda da oynadım. Yani orada da sunucu transferi geldi sonradan. Ya biz her sunucuda bir tane kale bıraktık ya. Sonra dönüp baktık arkamıza. Külliyen zarar yani gerek yok. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hiç gerek yok. Bulunduğunuz sunucuda kalsın. Oynayın. Şu an sunucu transferleri de var. O yüzden zorluk çekmezseniz, sıkıntı yaşamazsanız, istediğiniz, sevdiğiniz bir tane Türk sunucusuna gidersiniz. Güçlü olan, sözü geçen. Oraya gidersiniz. Hani dili de Türkçe olur. Hep beraber oynarsınız artık yani. Yeni sunucuya geçmek hayatta çözüm değil. Onun haricinde evet yıkamayacağız arkadaşlar benim açtığım rallilerin hiçbiri hepsini doldurmuyorlar T7 var T8 var e benim daldığım yer T10 gelmiyor güçlü oyuncular gelmiyor şu anda kafalarına göre herkes bunu da kullanayım da yani uzun zamandır bekletiyorum ama Arkadaşlar bir de ben zaten şöyle bir olay da yakaladım. Şimdi e, ben artık kaleyi şey yapmıyorum arkadaşlar. Artık akıllı basmak istiyorum. Biraz bekliyorum. Gen 3'ten sonra çok güzel paketler geliyor. E, o yüzden şu anda boş beleş yatırımlar yapmak istemiyorum. Biraz akıllı ileriye dönük yatırımlar yapıyorum. Çünkü bu oyun 3 günlük 1 aylık 2 aylık değil. Yani bu oyun sürekli şey. Yani ben diyorum ki şu an boş paketlere para vereceğimi, etkinlikler bekliyorum. Etkinliklerdeki güzel paketlere basayım. Herkesten bir sıfır öne geçeyim diye düşünüyorum. Şu an öyle bir düşünce düşüncem var. Ve de bu savaştan sonra da bu ittifaktan çıkacağım ben arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Şu an gidiyor. Zaten rallimiz dolmadı. Ve ralli şey düşük oyuncular girdi hep. Yani diğer güçlü oyuncular zaten bak şuradan görürüz tarihte Chu yazıyor ya arkadaşlar. Hemen şuradaki. Siyah elbiseli. Adam oraya girmiş. Orada hiçbir ralliye de katılmıyor. Ee, gelmiyor da. Artık neyse. Bir şey demiyorum. Diğerleri de aynı şekilde. Ne yaptıkları belli değil. Şu an videoda da ağzımı bozmak istemiyorum. yani yeni sunucular olarak dediğim gibi fikrim bu gitmeyin bulunduğunuz sunucularda durumunuzu koruyun güzel bir ittifaka geçin orada sessiz sedasız oyununuzu oynayın sizi çok iyi anlıyorum o yüzden şey yapmayın yani sıkılmayın girin gereken etkinliklerinizi yapın çıkın oyundan fazla durmayın oralarda İnan ben bazen giriyorum Discord'da, Discord'da takılmak takılmayı daha çok zevk ediyor. Ben o an neyden hoşlanıyorsanız onu yapın arkadaşlar. Yani 24 oyunda durmanın bir anlamı yok yani zaten. Etkinlikten etkinliğe yani. Ben gün içerisinde bazen iki kere üç kere oyuna giriyorum yani. Bazen hiç girmiyorum da. Evet gördüğünüz gibi saldırımız patladı arkadaşlar. Niye patladı? Ona bir bakalım patlamasının sebebi ne? Geri gel. Evet. Gördünüz mü mesela arkadaşlar bizim asker gücümüz hani asker olarak t olarak onlarınkinden daha iyi olmasına rağmen patladık. Neden? Çünkü rally dolmadı. Rally doldurmadılar çünkü. Gelmiyorlar. Ne demek istediğimi anladınız mı? Neyse. Sorun değil. Ben o kadar önemsemiyorum. Bakın siz de önemseyin. Çünkü bu ilk defa Güneş Kalesi savaşı var. Yani şöyle söyleyeyim. Daha 15 günde bir olacak yani. yani önemli değil o kadar da. Sorun da değil. Dediğim gibi arkadaşlar siz de fazla takılmayın. Şimdi mesela sizde de ya Metin var ya bazen bizim bu Metin arkadaşlar beni bazen çok ayar ediyor ya. Şimdi buradan da o dinler beni. Çok sağ sağlamız kanka bu. <laughs> Biz normalde STK'yı Metin kurdu. Bizdeki e, Discord sunucusu'ndaki dip moderatörler var ya. Gökhan'la Metin STK ittifakını onlar kurdu. Ben de oradaydım zaten. Ee, sonra ben oradan çıktım. Bu ittifaka geçtim. Çünkü şimdi o Arap şu anda tutuyor. Arap olmasa onlar zaten hiçbir oyunu bilmiyor. Metin de diyor biz çok güçlüyüz diyor. He, güçlüsün. Arabı çıkar bakalım. Neyse ee, ben mesela bu arada Metin'i dinledim bir sürü yanlış paket de Aldım yani buradan da ona söyleyeyim de Metin zamanında bana biraz e, Rehber şey yapıyor danışmanlık yapıyordu da Onun yüzünden bayağı yanlış paket Aldım yani Onun haricinde arkadaşlar Ben var ya bir nevi bu yüzden açtım Bak kimse hangi paketti ne yapacağını bilmiyor Çok ciddi söylüyorum Hangi paketleri alacağını bilmiyor Ne yapacağını bilmiyor yani Çok saçma sapan paketler alıyorlar Arkadaşlar alıyorsun yani Metin diyor oranın liderliğini al diyor. Liderliği zorlasam ne olur yani? Yani oranın liderliğini alsam ne olacak? Ne işte arkadaşlar. Biz <laughs> ya vallahi psikolojim bozuldu benim ya yemin ediyorum. su içeyim. Su içeyim arkadaşlar. Susuz olmayacak bu. Videonu videoyu sonuna kadar izlemezseniz Çekilişe katılamayacaksınız. Onu da söyleyeyim de yapacak bir şey yok. İlk şifremizi verdik arkadaşlar. Şu anda şu anda burada olan üstünden hani böyle bazen videoyu ileri sarıyorsunuz ya. İleri saran arkadaşlar ilk şifremizi verdik. Geriye gitmek zorunda kalıyorsunuz şu anda. Çünkü şifreyi çok kısa veriyorum. Direkt diyeceğim şifre bu ve geçeceğim. Beklemeyeceğim. O arayı yakalamanız gerekiyor. Ve şifreyi de şu şekil söyleyeceğim arkadaşlar. Şifreyi de Discord'tan e, Discord'dan e, şifre, kayıt ettiğiniz şifreli Discord'dan bana yollayacaksınız. Onları hepsine söyleyeceğim ben size. Muro stop stop stop. Ehehe. Zaten gelmiyorlar, girmiyorlar ki. Neyse küfür etmeyeceğim arkadaşlar. Resi rallisine katıldı. Ya Resi benden güçsüz ki. Ya mesajları Heh, plan yapmışsınız da gerizekalı. Plana uyun diyor. Nasıl bir plansa artık? Vallahi bak direkt saldırı askeri koydum. Ha öyle kasıtlı koydum yani. Şey değil bu. <laughs> ya bir de <laughs> ya ne yapsın adamlar bak bak. <laughs> Güneş kalesine puan almak için adamlar bodozlama dalıyor ya. Yani öyle söyleyeyim ben size. Arada bir. Neyse sesimiz de güzel değil. Güzel bir şarkı giderdi ama. Bu bu geceden sonra evcil hayvanlar geliyor arkadaşlar. Bilginiz var mı bilmiyorum. Emi hayvanlar alemine de giriyoruz. Hayvanlar için de bir video gelecek. Hayvanlar da çok güzel. Saldırı savunma bonusu veriyormuş gençler. Onlarla ilgili de bir video çekelim. Güzel bir video gelir. Gelir gelir. Bu videodan sonra. Zaten bu video bu videoyu bir yükleyelim Allah'ın izniyle. Ortalama bir buçuk saat sürer. Ya bir de size tadım kaçtı açıkçası. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani güzel böyle bir iki üç saatlik video yapacaktım. Zaten savaş kısa sürecek bizde. Adam baksana zaten. Bayağı kontrolü elinde tuttu. Şu anda göstermelik saldırılar yapıyoruz. Başka da bir şey yok. 5 kişiye 300 TL 10 kişiye 150 TL'lik paketler alacağız arkadaşlar. Bir de her videoda zaten 150 TL ödülümüz var. Bir de e, onun için de zaten arkadaşlar bu hafta içi hafta sonları ben çok yoğun oluyorum. Biraz da diyorum ki hani şey yapıyoruz ya kazananlar part 1 diye. Şimdi kazananlar part 2 videosu gelecek. Hani ben diyorum biraz ödüller de üst üste girsin de hani onu video şeklinde yapıyorum ya. Hani video çıksın diye biraz şey yapıyorum arkadaşlar. Geç geciktiriyorum. Bilginiz olsun. Ama bir yorum yapan herkese vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda saldırıyoruz ama nereye hiçbir yere. Şimdi bu arada arkadaşlar biz e, bu oyunun resmi Discord sunucusunda ben içerik üreticisi oldum arkadaşlar. Bilmiyorum gördünüz mü görmediniz mi? Di, oyunun Discord sunu, resmi Discord sunucusunda içerik üreticisi yaptılar beni arkadaşlar. YouTube'daki videolarımdan videolarımdan dolayı YouTube içerik e, Discord'ta e, Discord resmi Discord sunucusunda içerik üreticisi önvanını aldım arkadaşlar direkt e, Molly benimle iletişime geçti bana dedi ki bu hesap senin mi evet benim direkt beni içerik üreticisi önvanını bana verdi şu anda e, Discord sunucusunun içerik üreticisiyim ve çektiğimiz videoları onlara yolluyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, onun haricinde güzel bir olay bu. Çok iyi oldu. Hmm. Oyunla da artık irtibatımız var. Oyunun Discord sunucularıyla da. Bu da güzel oldu arkadaşlar. Onun haricinde yani ileriden şey, şey de olabiliriz yani. Ben talep etmedim ama sevmiyorum. Şimdi sorumluluk almayı sevmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yoksa moderatörlüğü de alırdık da gerek yok. Yani zaten e, içerik üreticisi bir moderatör kadar yetkili yetkili derken hani mesela insanları susturma falan filan değil de e, şey mevki bakımından bizim de önemimiz var orada arkadaşlar. O yüzden bu da bir başarı. Güzel oldu bizim için. Bir de arkadaşlar Discord kanalına gelin arkadaşlar. Discord kanalına gel. Size söylüyorum arkadaşlar Discord kanalına arkadaşlar şu paketi alacağız. O paket sıralı biliyor musunuz arkadaşlar? Önce 5 dolarlık, sonra 10, sonra 20, sonra 50, sonra 100 dolarlık açılıyor arkadaşlar. O sıralı açılıyor. Ona da bir video çekeceğim. O da geliyor. Ona da çekeceğiz bir video. Hafta sonları çok yoğun oluyorum arkadaşlar. Toplantılar oluyor falan oluyor. Yani bu artık çok mesaj geliyor. Abi video atacaksın mı? Ne zaman atacaksın? Bugün video yok mu? Falan filan. Yani çok yoğunum artık. Video falan mı stoklayayım diyorum yani. Artık bir yerde stoklayayım yani. böyle her gün her gün atayım yani. Başka türlü olmayacak çünkü. Sürekli video istiyorsunuz yani. Hani size bir buçuk saatlik video hem de 3000 TL'li TL'lik ödüllü. Yani zaten kaç kişiye vereceğiz? 5 kişiye 300 10 kişiye 150 TL'lik. 15 kişiye veriyoruz arkadaşlar. 15 kişiye ödül veriyoruz. Ve zaten her videoda da 150 TL'lik ödülümüz var. Yani bilmiyorum ben bayağı bu oyundan daha çok ödül dağıtıyorum ha ben. Ciddi söylüyorum ben. Oyun zaten verdiği ödül ne ki ya? Hani kod geliyor ya saçma sapan ödüller veriyorlar. Çok saçma. Neyse sorun değil arkadaşlar. Zaten ne demiştik? Bununla bizim amacımız buydu insanlara. Ben olaya şöyle bakıyorum arkadaşlar. 3000 TL'lik bir paket al daha oyuna kazan alıp oyuna kazandıracağıma diyorum ki ben 3000 TL'lik bir paketten geri kalayım. Gelişimim geri kalsın. Ben bu 3000 TL'lik paketi alıyorum atıyorum. Olay bu arkadaşlar. Yani şu anda yani şey ben şey bir insan değilim arkadaşlar. Elim açıktır. Yani işte o dur şu 3000 teleyi dağıtmayım. Bir paket daha alırım. Yok abi. O kadar ben gü e hır güç hırsı yok bende. Anlatabiliyor muyum? Yok şu kadar güçlüğünü bu kadar hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten bu oyunların amacı da o. Ne yapıyor? Seni hırslandırıyor, kışkırtıyor birbirine. Ondan sonra sen basıyorsun, o basıyor. Sen basıyorsun, o basıyor. E, son yok ki. O yüzden arkadaşlar rekabet yok. Biz zevk almaya bakacağız. Oyundan zevk alacağız arkadaşlar. Şu anda da sunucu transferleri geldiği için sunucu transferlerinde konuştuğum birkaç tane Türk arkadaş var. Onlar da çok güzel para basıyor. Ortak bir sunucuda buluşacağız. O sunucuya güç edeceğiz. Ve orada hep beraber ee, zevkli bir şekilde oynayacağız. Olayı bitireceğiz. Bu kadar basit. Zevk alacağız. Amacımız bu oyunu oynamaktaki amacımız zevk almak. O yüzden bu e, amaç zevk almaksa bitmiştir. Dest yani. İngilizce'de bitti. Gerek yok. Amacımız zevk almak. Arkadaşlar. Evet. Ödülü kazanabilmeniz için de yapmanız gereken İlk şifreyi verdim zaten videonun başında. Birazdan ikinci şifreyi vereceğim. Birazdan ikinci şifreyi vereceğim size. Aynen. Dediğim gibi oyundan amaç zevk almak. Zevk aldığımız sürece de gerek yok. Fazla rekabet de iyi değil arkadaşlar. Fazla rekabet sadece oyuna kazandırır. Bana değil. Bir de arkadaşlar bak ben boş güç sevmiyorum. Bakın insanlar bana diyor ki abi diyor niye gücün 50 100 yapmıyor var ya, asker boş askere ben o askere hızlandırma vereceğim parayı gider donanım mal veririm giderim şef donanımına veririm. Yani boş güç ne işime yarayacak? Hani 200 mü olsam ne yazar? Adam bir saldırıda beni yıktıktan sonra. O yüzden arkadaşlar boş güç peşine düşmeyin. Size tavsiyem boş güç peşine düşmeyin arkadaşlar. Ha bir de yeni başlayan arkadaşlara buradan bir tavsiye daha vereceğim. İlk 3 ay sadece para basan arkadaşlar Esans taşına para basın arkadaşlar. Şef donanımını boş verin. Bak açık söylüyorum size. Şef donanımını boş verin. Sadece kahraman donanımına. Yani kahraman silahı değil arkadaşlar bak yanlış anlaşılmasın. Kahraman donanımı. Kahraman donanımına basın. Esans taşı var ya arkadaşlar, esans taşı. Esans taşı stoğu yapın. Eğer para basacaksanız oraya basın. Hani size tavsiyem bu. Arkadaşlar ikinci şifre geliyor. İkinci şifre. Zaten benim takipçilerimin hepsi geneli Videoları sonuna kadar izliyorlar arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız yok yani. Benim amacım e, hak eden kazansın. Yani şimdi kalkıp videonun başında şunu şöyle yapın şöyle böyle yapın dediğim zaman gerçekten de beni sıkı takip eden, gerçekten de benim videolarımı severek izleyen, gerçekten benim videolarımı para için izlemeyen, İnsanlar zevk aldığı için izleyen insanlar kazanmasını istiyorum. Olay bu arkadaşlar. Yadırgamayın, şey yapmayın. Dediğim gibi arkadaşlar bazı insanlar demesin yok videoyu işte ne kadar izlense o kadar para hala para açık değil arkadaşlar. Kanaldan bir para kazandığımız yok. Yani dağıttığımız paralara ben şöyle söyleyeyim ben size. Her videoda o kadar ben dağıttığım paralara bakınca yani buradan gelecek bir şeye de gerek yok zaten buranın gelirleri de moderatörlere gidecekti. Öyle de bir şey var arkadaşlar. Bana gelmiyor yani. Arkadaşlara gene size dağıtacağım yani. Eğer para açılırsa nasıl açılır onu da bilmiyorum açıkçası. Onu da birilerinden gene destek almamız gerekiyor. İkinci şifremiz geliyor. Coming soon. Birinci şifremiz neydi arkadaşlar? Tabii ki de söylemeyeceğim. Ha <laughs> Geçmişe dönüp bakmanız gerekiyor. İkinci şifremiz için de kalem kaleminizi hazır tutun. Bir yere not alın. Avrupalılara bakıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Açtık. Puan almak için açıyorum arkadaşlar. Yani bir şey yapacağımızdan değil. Çocuklar bana yazmışlar. Yani puan alalım abi. Aç aç aç. Açıyoruz. Yapacak bir şey yok. Adamlar puan yani. Oradaki ödülleri alsınlar diye yani. Açıkçası ben o kadar önemsemedim. Yani oradaki gelecek ödüller benim çok da umurumda değil yani. O kadar da ihtiyacım yok. Bir paket alırım. Telafi ederim. Gerek yok yani arkadaşlar kazansınlar arkadaşlar ikinci şifremiz bin bin abone çünkü neden bin abone şu nedenden dolayı evet ikinci şifreyi söylüyorum kalem kağıt 1000 abone. İkinci şifremiz bin abone. Arkadaşlar çünkü 1000 abonede 3000 TL'lik hediye dağıtacağımızı söylemiştik. O yüzden ikinci şifremizi 1000 abone yaptım arkadaşlar. Ee, i̇kinci şifremizde bin abone. Bunu da yazın not alın. Ben zaten videonun sonunda bunları ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bin abone arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz 2000 aboneyi de geçtik. Bilginiz olsun hedef 5000 abone oldu. Ama 1000 abonede bu ödülü dağıtacağımızı söylediğimiz için ikinci şifremiz 1000 abone arkadaşlar. 1000 aboneyi de bir yere not alın. 3 şifremiz olacak. İki şifre, ikinci şifreyi de verdim. Üçüncü şifreyi de söyleyeceğim. Üçüncü şifreyi de not aldıktan sonraki aşamayı da söyleyeceğim size arkadaşlar. Zaten bu e, birinci şifreyi yazdınız, ikinci şifreyi yazdınız. İkinci şifre bin abone, birinci şifre için videonun gerisine gitmelisiniz. Üçüncü şifre için de videonun sonunu beklemelisiniz. Bakın arkadaşlar, hemen size göstereyim burayı. Bak. 12 level 11 level 12 level 12 level bak 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 10 seviye yapmış bunu da 10 seviye yapmış arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şef donanımını görüyorsunuz adamın askerler zaten full jerenimo full level 12 yani vip 12 zaten bu arkadaş şeflerin salonunda alması imkansız çünkü son 20 gündür basıyor parayı arkadaşlar yani şeflerin salonunda jerenimo şu anda gelmiyor pili geliyor o yüzden son 20 günde bu adam bu seviyeye geldi arkadaşlar. Son 20 günde. Adam oyuna giriyor, oyunun bütün paketlerini silip süpürüyor, çıkıyor. O oyunun tek o oyunda tekrar paket alabilmesi için adam paketlerin süresinin dolmasını bekliyor. İnanabiliyor musunuz ya siz? Adamlarda işte böyle paralar var arkadaşlar. Araplar milyar dolarlar dönüyor Arapların içinde. Ama gel gel görelim ki e, tasmaları var arkadaşlar. Yani paraları olsa ne olur. Evet ikinci şifremizi not alalım arkadaşlar. Yani şu adamı yıkamazdık arkadaşlar. Yıkamayız yani. Bu adamla da rekabet de edilmesi. Yani ciddi anlamda söylüyorum. Yani rekabet var. Bir de rekabet var arkadaşım yani. Bir de ben saçma geliyor bana. Şimdi mesela bu Arap şu anda basmış ya böyle para para. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Mesela 3 ay sonra bu Arap gene bu kadar basması gerekiyor. Eğer basmazsa geride geriye düşer. Olay bu zaten. Yani şu anda bastığı parayı görüyorsunuz. Tamam, donanımı güzel. Fakat Diğer tarafta askere ve şeye yaptığı hızdan hızlandırmaya aldı yatır, yaptığı yatırımlara falan baktığın zaman e, ilerleyen dönemlerde geriye düşecek arkadaşlar. Birileri gelecek tokatlayacak bunu. Çünkü akıllı yatırım yapmıyor. Para. Para basıyor. Yani bir güneş güneş ateş kalesini alabilmek için 20 günde adam 30 bin dolar para bastı. Gerek var mı? Yok bence. Yani ben bazen şöyle düşün. Oyunu da bu kadar zengin etmeye gerek yok. Ki zengin ediyorlar da. Oyunu bu kadar zengin etmeye gerek yok. Hiç gerek yok. Yani oyuna zevk aldığın kadarını yatıracaksın. Hiç gerek yok. Üç, zaten ilerleyen dönemlerde Şimdi bu sunucu birleşmesi oluyor ya arkadaşlar. Sunucu birleşmelerinde şey oluyor. Balinalar bir tarafta toplanıyor. Hani bu sefer hani bir tek bir balinanın güçlü olması yetmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu şimdi bu arkadaş bakın mesaj atmış. Ne diyor? Ee, en son mesajında ha kız arkadaşımla işte neymiş problem çarçur ben bırakıyorum. ha kız arkadaşım. Ya abi zaten sen bırak ya. İnan ki bırak. Zaten seninle aynı sunucuda olmaktan yani ben kesinlikle senin gibi bir adamla aynı sunucuda olmak istemiyorum ya. Arkadaşlar bu e, bot bot diyeceğim ben bunlara. Şimdi PUBG oynayan arkadaşlarımız bilirler. Hani e, PUBG'de hani atlıyorsun ya. Atladığın zaman %50'si gerçek oyuncudur. %50'si de oyuncu olmadığı için bot atıyorlar oyuna. Arkadaşlar bu da bu tarz insanlar da dünyadaki botlar. Beyin yok. Yani beyin beyin algılamıyor. Bot görevi bot. Mesela Türkiye'de de bunlardan çok var sorgulama yok, algılama yok. Örnek veriyorum. Bu bot arkadaşlar. Bu tarz adamlar bot. Bunlarla kavga etmeyin. Bunlarla tartışmayın. Bunlardan uzak durun. Normal hayatta da söylüyorum ben size ha. Gerek yok arkadaşlar. Mesela bak çok oyuncu bu tarz oyuncular üzerinden sunucu değiştirmek istiyor. Başka sunuculara gitmek istiyor. Şimdi bu bot arkadaşımızı biri redort yapmış. Ve insanları sabahtan beri yönlendiriyor bu arkadaş. Zaten artık mesela kimse dinlemiyor artık. Mesela şu adam bak siyahlı çocuk oraya oturmuş çıkmıyor orada. Dinlemiyor. Kimse artık bunu takmıyor. Dinlemiyor. Lay lay lum, Saçma sapan planlar. Saçma sapan işler yapıyor. Ben de dinlemiyorum zaten. Umurunda değil zaten. Kimse dinlemiyor. Şimdi diyor ki işte kaybettik zaten. Kaybettiğini anlamış. Neymiş efendim? Ben sevgilimle artık sevgilime vakit ayıramıyorum da sorun para değil de basarım da Ama artık bırakıyorum gibisinden bir şeyler etmiş Bizim bot arkadaş. Sen git abi. Sen git. Artık biliyorsunuz yapay zekalar da çıktı. Yapay zeka biliyorsunuz arkadaşlar. Yapay zeka artık şöyle söyleyeyim dünyayı ele geçirebilir ha. Yani ben vallahi doğrusu. Bu böyle botlar varsa ele geçirir yani. Sizin de çevrenizde bot bot olan insanlar varsa onlardan siz de uzak durun arkadaşlar. Yolunuzu değiştirin, evinizi değiştirin, semtinizi değiştirin, mekanınızı değiştirin. Gidin abi, gerek yok. Her neyse ikinci şifremizi de verdik arkadaşlar. Hatta ikinci şifremizi yine söylüyorum. İkinci şifremiz bin abone. Bin abone. Bir yere not alın. Arkadaşlar videoda siz bunu dinlerken sesim çok çıkabilir. Direkt böyle telefonunuzun solunda e, sesi indirirseniz arkadaşlar o kadar çok sesim size gelmesin. Sesi kıstıysanız Şimdi geçenlerde bir de şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben 600 küsür bir sunucuda birkaç tane Türk'le tanıştım. Baya güzel para basmışlar böyle. Türk İttifakı. 5-6 kala böyle güzel para basıyorlar. Tanıştık falan Discord'larına gittim. Konuştuk. ve adamlar inanın para nasıl basılır? hangi noktalara basılır, neler yapılır, neler yapılmaz hiçbir fikirleri yok. Sonra onlara birkaç taktik verdim. Abi dedim bak videosunu çektim izlemediniz mi? Yahu diyor Murat sen neredesin diyor. Adamlar diyor ya diyor biz 400 bin, 400 bin basan, 500 bin basan. Şu anda 400, 450 bin TL basmış ya adam. Ama kalesine baksan destek ki bu hiçbir şey basmamış. Yani arkadaşlar ondan sonra bu, bu YouTube Bakın kendi sunucularınızda para basan arkadaşlara benim şeyimi verin. Ee, videolarımı gönderin o arkadaşlara. İzleyin deyin. Bütün videoları izlesinler. A'dan Z'ye ben orada belirtiyorum. Hangi hangi aşamalarda basmalısınız? Hangi aşamalarda basmamalısınız? Ben söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Üçüncü nesile kadar sadece şeye basın. 3. nesile kadar sadece kahraman donanımına basın. Bakın söylüyorum. 3. nesile kadar sadece kahraman donanımına basın. Bu şu anda evet arkadaşlar ne olduğunu bilmiyoruz. Biliyor. Adam kayıp. 3. nesilden sonra da arkadaşlar şef donanımına basın. Şef donanımına ve tırsımlara basın. Ve arkadaşlar birinci nesilde Jerenimo'yu almaya başlayın VIP bölümünden ki almazsanız bile. Yani bunu 5. nesilde de alabilirsiniz. Önemli değil. Jerenimo'nun %15 saldırı bonusu veriyor. İster savaşta olsun ister savaşta olmasın arkadaşlar. Para basan arkadaşlar zaten Jerenimo'yu fullesinler arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Elmaslarınızı çarçur etmeyin. VIP bölümüne bir bölümünü harcayın. Onun haricinde Jerenimo'yu aldınız. Moli zaten kendiliğinden fulleniyor arkadaşlar. Jerenimo'yu 4 yıldız yaparsanız bütün yetenekleri fulleniyor. Evet bozgun aldık. Yetenekleri fullendikten sonra arkadaşlar 5 bütün yeteneklerini 5 yapabiliyorsun. Yani boyu 4 yıldız yaparsanız yeteneklerini 5 beş yıldız beşleyebiliyorsunuz, fullleyebiliyorsunuz. 4 yıldızda da çok güzel iş yapar arkadaşlar zaten. Onun haricinde Molly'ye para yatırmayın. moli zaten kendiliğinden fullleniyor arkadaşlar. Bakın bunu atın. Bu videoları atın. Para basan arkadaşlara atın. Basmayanlara da atın. Onun haricinde arkadaşlar e, ikinci nesilde Zinman'a para basmayın. İkinci nesilde Alonso geliyor. Alonso'yu alıp fulllemek isterseniz fullleyin arkadaşlar. Fulllemek istemezseniz de Gen 3 ve Gen 4'ü beklemek zorundasınız. Ama para basan arkadaşlar dediğim gibi e, Zinman yerine Alonso geldiğinde ona para basınlar. En azından 4 yıldız yapın. 4 yıldızda bütün yetenekleri gene aynı şekilde fullleyebiliyorsunuz ve güzel bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar Bakın arkadaşlar ben şu anda dediğim gibi ileriye dönük yatırım yapıyorum. Şu anda mesela bakın tılsımları 4 seviye benimki 3 seviye örnek veriyorum. Yani bakmayın siz. Ya ben biraz bakalım taktik yürütüyorum. Taktiklerimin sonucu 3. nesil ve 4. nesilde nasıl bir seviyeye geleceğimi çok merak ediyorum. Taktik yürütüyorum arkadaşlar. Güzel paketlere para yatırmak istiyorum. Yani bakalım ne olacak. Nerede kalmıştık? Alonso. Siz şu raporlara bakın. Zaten Arap donanımdan götürüyor şu anda. Donanımı ve Jerenimo'su full arkadaşlar. Zaten şu anda Jerenimo'su full olması bile yetiyor. Yani şu anda Jerenimo full olması bile yetiyor arkadaşlar. Zaten şu anda sunucuda iki kişi VIP 12. Bu Arap yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar VIP 12 ne demek biliyor musunuz? Ne kadar para yatırılmış yani bir hesap edin kafanızda VIP 12'ye. Yani eski oyuncular iyi kötü bilir. Şu anda VIP 12'ye ne kadar Arap ne kadar para yatırmıştır sizce? Bir hesap edin. En az 30 bin dolar. En az 30 bin dolar para basmıştır arkadaşlar. 20 günde. İyi para. Neyse dediğim gibi arkadaşlar para yatırmayın. Üçüncü gene kadar, üçüncü nesile kadar para yatırmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Sabırsız arkadaşlar için söylüyorum. Şu anda sonucunuzdaki en güçlüler var ya. Üçüncü gende siz para yatırmaya başladığınız an sonucunuzdaki en güçlüleri geç, geçmiş oluyorsunuz. Geçiyorsunuz onlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim mesela. Yani bu oyuna uzun vadede bakın. Kısa vadede değil eğer uzun vadede bakarsanız bir yerlere gelirsiniz. Dediğim gibi ilk 3 ay, ay oyuna arada girip işte kaynağa atın. Kaynaktan dönmesini bekleyin. Hayvan kesin. Bir şeyler yapın. Otomatikle şeyi otomatikleştirebiliyorsunuz. Yani etkinliklerinizi yapın. Gir sonra çıkın. Etli sütlüye karışmayın. Ondan sonra dediğim gibi adam 400-500 bin TL para basmış yani. Ve hiçbir şey yok ortada. Yani bakıyorum hiçbir şey yapmıyor Yani adam yani yeni 45 günlük bir sunucuya 500 bin TL'yi nereye basarsınız yani? Daha oyunun %100'ü açılmamış. Nesine 500 bin TL basarsınız? Yani şöyle söyleyeyim. Aa hayvan etkinliği geldi. Hayvanlara da belli bir miktar para yatırılması gerekiyor. Para basan oyuncular için şöyle. E, yeni kahramanlar geliyor. Mesela onlara da yatırılması gerekiyor. Yani yani bir anda bu paraları basmak mantıklı değil. Bakın. Şimdi oyunu bilen arkadaşlar da o sunucuda yeni sunuculara gidiyorlar ya eski sunucudaki. Eskiden oynamış, eski sunucularda oynamış Kişiler için söylüyorum bunu. Yeni sunucuya gidiyor. Bakıyor bir tane adam paralı. o Para basıyor. Bas abi, diyor. Bas abi diyor. Sen diyor bu parayı basın ya. Seni kimse yıkamaz abi. Diz çektirsin, kırbaçlarsın diyorsun sunucuya diyor. sen diyor. Diyor kırbaçlarsın abi diyor. Yani kimse önünde duramaz diyor. E, adam basıyor basıyor. Abi ne oldu diyor. Hani kimse önümde duramazdı diyor. Baksana abi diyor. Ya adamlarla konuştum ben. Adam diyor ki abi biz diyor biz ne yapıyoruz? Ne yaptığımızı bile bilmiyoruz artık diyor. Sadece basıyoruz diyor. Ama yettiremiyoruz diyor. Ya abi yapmayın bunu. Bakın yapmayın. Yani oyunu eskiden oynamış arkadaşlar için söylüyorum. Yapmayın bunu. İnsanları gaza getirmeyin. İnsanları gaza getirmeyin. Yani adamlara mantıklı para bastırın abi. Yani bir yerden sonra zaten adam yani 100-200 bastıktan sonra diyor ki ya ben ne yapayım bunu yani sonra bırakıyor oyunu. Oyunu bırakıyor. Yeter diyor ya ben ne yapıyorum diyor. Çünkü bilinçli bastırmıyorsunuz ki. Bilinçli bir şekilde adamı yönlendirmiyorsunuz ki adam para bassın. Sen adama bastır bas bas abi bas bas abi dediğin parayı 400-500 bin TL'yi adama Örnek veriyorum bir sene yaşsan o para yaydırsan ona 6 aya bir sene yaydırsan o mis gibi kalesi olacak ya mis gibi elması olacak mis gibi etkinliklerde mis gibi savaşlarda adam e, aktif bir şekilde rol alacak yani süs sahibi olacak bilmem ne olacak yani sunucunun kralı veya sunucunun en iyilerinden biri olmaya gerek yok abi adamlar CEO'lar oralar CEO'lar o gruplarda yer alıyor. Ya bu Araplar bile arkadaşlar siz gruplarda tamam var bak en tepelerde bir iki tane üç tane Arap var yani bu Araplarla bile yettiremiyor yani bazı şeyler. İnsanlara yaptırmayın arkadaşlar bakın bunu birkaç kişinin yaptığını gördüm. O yüzden buradan böyle uyarıyorum. Birkaç kişi birkaç kişiye böyle zengin iş adamı var Türkiye'de. Orada bayağı birkaç kişiye para yatır yatır abi. İşte hepsini Hepsi kulun köpeğin olur Sen onların hepsini kırbaçlarsın abi Sen bu kadar para yaparsan Şöyle olursun abi Balina olursun abi Yırtar geçersin abi Adama hangi paketi aldığını söylemiyor Adam Adam şafak pazarının ne olduğunu bilmiyor Şeyden e, Normal paket alımından Şef donanımına Oradan bir sürü paket almış Gitmiş Bilmem ne yapmış. Abi saçma sabah. Abuk subuk paket almış. İnşaat hızlandırmalarına vermiş. Anladın mı arkadaşlar? O yüzden bu videoları gerçekten sizin sunucularınızda para basan arkadaşlara gönderin ki arkadaşlar onlar da bizim Türklerde bir de bu güneş kalesi sevdası var ya. Siz fark, siz, siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Güneş Kalesi savaşı, Güneş Kalesi'ni alma sevdası var yani. Yani bir sevda dur tutmuş, sunucu sunucu geziyorlar abi. Mesela Güneş Kalesi savaşı bitiyor ya, kaybediyorlar. Hemen topluca o sunucu bırakıyorlar. Hurra yeni sunucu. Ne oldu abi diyorsun? Yeni sunucu abi. Biz işte kendi aramızda topluyoruz. Yeni sunucu. Tamam dedim. Birkaç böyle izledim birkaç kişiyi. İlk etaplarda ilk başlarda hatta sunucuda bir ortak sunucularda da taklıyorduk. Baktım gidiyorlar. Tutmayın dedim küçük enişteleri gitsinler dedim. Adamlar gittiler. Biz 598'deyiz. Adamlar 620'ye gittiler. Sonra tekrar dedim ne yaptın 620? Abi diyor burası olmadı başka yere gidiyoruz. Tamam dedim gidin. Abi adamlar şu anda 700 bilmem nelerde takılıyorlar. 5 tane daha sunucu bırakmışlar. Ya kardeşim yani sunucu 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 ne yapıyorsunuz ya siz? Abi emeğinize yazık ya. Adam sanki işleri güçleri yok. Hani bu, bu kadar gitseler bir yerlerde bu kadar uğraşsa var ya parayı bulacaklar yani. Sunucu sunucu nedir abi? Bütün sunucuları geziyorlar yani. Yapmayın abi yapmayın arkadaşlar. Bak şu anda sunucu transferi geldi ya. Benim bir sürü arkadaşım e, bırakıp eski sunuculara döndüler. Niye? E diyor abi diyor, biz kalemiz oradaki kalelerimiz güçlü biz işte transfer olacağız. E bak dedim kaç aydır o kaleyi bırakmışsın? Abi diyor ortalama diyor 7 aydır diyor ben o kaleye arada bir giriyorum diyor. E 7 ay boyunca şu anda sen o kaleye yatırım yapsaydın ve baksaydın şu anda çok farklı bir seviyede olurdun değil mi? Gene o kaleye döndün değil mi? O yüzden başınızı şişirmeyeyim yeni sunucu lafı bana etmeyin. Ve vallahi sizin psikolojim bozuluyor arkadaşlar. Benim psikolojim bozuldu mu para basıyorum oyuna. Psikolojimi bozmayın. Şu anda para basmak istemiyorum. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Yeni güzel paketler gelecek. Ben aa, bu pusuya yatmış bekliyorum. Psikolojimi bozmazsanız sevinirim. Yeni sunucu lafı lütfen ne Discord'dan ne buradan ne orada hiçbir yerde abi burası olmadı gidiyorum ya şey abi yapmayın rica ederim. Kestik ben bile kapattım artık onu. Onun haricinde ikinci şifre pardon üçüncü pardon pardon üçüncü şifre geliyor. Üçüncü şifre de bir de bu bu videonun altına da yorum yapın arkadaşlar tamam mı? Size verdiğim şifreleri yazmayın arkadaşlar. Şifreleri yazan arkadaşlarımız eleniyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu videonun altına da Aydınızı ve işte genel olarak düşüncelerinizi yani mesela. Genel olarak işte benim videolarımı seviyorsanız, yaptığım içerikleri seviyorsanız altına işte güzel bir yorum ve aydınızı yazın. Sadece bu video için diyorum. Bütün videolarda hediye veriyorum ya ben. Bu video için de ekstra hediye vereceğim. Zaten bu videonun da 3000 TL'lik hediyesi var arkadaşlar. 10 haricinde diyorum. On haricinde de güzel bir yorum ve aydınızı yazın ona da vereceğim. Şimdi arkadaşlar 3. şifreyi verdikten sonra size yapmanız gereken üç tane e, şifremizi K'da yazmışsınızdır. Discord grubuna geliyorsunuz ve Discord grubunda ben varım Kapanitas benim ismim. E, oraya gelip e, şey yapıyorsunuz. Profil resmi de aynı galiba oyunla oranın Orada beni buluyorsunuz özelden arkadaşlar. Özelden bana 3 tane şifreyi ile şifreyi göndereceksiniz bana Discord'dan. Ben de hepinizin ismini bir tane K'da yazacağım. Discord'dan bir de ID'nizi de yazın arkadaşlar. Bunu unutmayın. 3 tane. ID'nizi de yazın. Ben onların hepsini kağıda yazacağım arkadaşlar. K'da yazdıktan sonra hepsini bir tane şeyin içine atacağım. Eee bir tane kasenin içine atacağım, karıştıracağım, karıştıracağım, isim çekeceğim, karıştıracağım, isim çekeceğim. Hiç kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye. Çektiğim bütün isimleri hepsini Discord'dan yazacağım. Discord'dan yazdıktan sonra zaten videosunu çekip hediyenizi hepinize göndereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir sistem. Böyle güzel olacak arkadaşlar. Herkesin ismini gözünüzün önünde karıştırıp isimleri çekeceğiz arkadaşlar merak etmeyin arkadaşlar. Onun haricinde üçüncü şifre demiştik. Evet. Üçüncü şifre geliyor. Yolda. Hazır edin kendinizi arkadaşlar. Üçüncü şifreyi de göndereceğim size. Şu anda puan almak için yapıyorum. Puan almak için ralliye katılıyorum. Dediğim gibi. full fullleyeceğim. Sonra bırakacağım arkadaşlar. Zaten sıralamadan da işte iyi kötü bir hediyesi gelir zaten. Bu arkadaşlarla açtı. Girdik bakalım. Hakkımızda hayırlısı olsun. <laughs> Fazla tutamayacağız da gene de gönderelim. Bir de hafta sonu artık hafta sonu için ben çok yoğun çalıştığım için video stoklayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu konu hakkında da bahsetmiştik. Video stoklamazsam yetiştiremeyeceğim yani video yetiştiremiyorum size. Zaten hafta içi güzel videolar gelecek. Hayvan alemi, hayvanlar alemine giriş yaptık ya. O hayvanlar alemi de içinde videolar gelecek arkadaşlar. Saldırı savunma puanları veriyor çok iyi. Onları da geliştireceğiz. Bir de paket geldi. O paketleri de alacağız mecbur. Hayvanlar aleminin paketlerini de alacağız. Onun videosu da gelecek arkadaşlar. SVS e falan geldiği zaman o zamana daha var. Bir, birkaç güzel savaş yaparız diye düşünüyor. Siz de o zamana kadar güzel savaşlar yapacağız. Bir de şöyle bir şey de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Bir de güçlü Türk kalelerinin tanıtımlarını yapacağız. Mesela şu sunuda, şu, sunucu sunucuda böyle bir kardeşimiz var. Kalesi böyle. Böyle e, kahramanlar var. Şöyle. Bana güvenen arkadaşlar varsa güvenen arkadaşlar varsa ee, şifresini hesabını versin bir kerelik gireyim. hem işte bir, bir iki saldırı da yapayım bir şeyine de bakayım ya da vid, kale'nin bütün tanıtımını hangi sunucuda nerede olduğunu falan filan ee, bu kanalda kale tanıtımları yapalım arkadaşlar nasıl güzel olur değil mi arkadaşlar üçüncü şifremizi de söylüyorum arkadaşlar birinci şifremizi söylemiştik. İkinci şifremizi de söylemiştik. Üçüncü şifremiz şu arkadaşlar. Üçüncü şifremiz 3000 TL. Arkadaşlar. 1, 2, 3. Üçüncü şifremiz 3000 TL. Ne demiştik arkadaşlar? 3000 TL dağıtacağız demiştik. Üçüncü şifremiz 3000 TL. Birinci şifremizi yazıyorsunuz. İkinci şifre, üçüncü şifre. Arkadaşlar, üçüncü, üç tane şifreyi alıyorsunuz. Discord'a geliyorsunuz. Discord'u burada videonun açıklama kısmına yazıyorum. Bakın dinleyin arkadaşlar. İkide bir Discord'u hatta yorumlarda diyorlar ki abi Discord'da nereden geleceğiz? Bak abi söylüyorum bak. Siz de neyse. Discord'u açıklama kısmına Discord linkini koyacağım. Bir de yorum bölümündeki, e, yorum bölümündeki yere de Discord'u sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan da gelebileceksiniz. Discord'a geliyorsunuz arkadaşlar. Beni buluyorsunuz. Beni bulamıyorsanız bile oraya yazın. E, Muro YouTube, Muro YouTube. Kim? Orada hani e, Şeyden geliyoruz, YouTube'dan geliyoruz falan filan. Zaten şeyde göreceksiniz. E, Discord'da beni göreceksiniz. Ben sürekli aktifim orada yazıyorum. Şey yapıyorum yani bir de orada üyeler kısmından zaten e, kapanı da yazıyor. Direkt ya da hatta ismi değiştirmiştim. Bunu YouTube'a yapmıştım. Oradan da aynı ismi kullanıyorum galiba. Oradan beni buluyorsunuz. Özelden bana 3 tane şifreyle ID'nizle beraber yolluyorsunuz. Ben de onları bir kağıda yazıyorum. Kendi yanımda not alıyorum, bir yere bırakıyorum. Onları biriktiriyorum. İşte çekilişe katılan arkadaşlarımızı, bu bir de bu çekiliş arkadaşlar şimdi herkese ulaşabilmemiz için ve uzun süreci için bir iki hafta sürecek diye düşünüyorum. Ondan sonra ailenizle beraber üç tane şifreyi bana yolluyorsunuz özelden. Ben ailenizle beraber e, oraya şey yapın. Ailenizle beraber şey yapın oraya isminizi falan da yazın. Arkadaşlar oyun oyundaki isminizi falan yazın. Üçünü alıyorum. Ya da eğer isminizi yazmazsanız Discord'daki isminizi e, baz alıp yazacağım kağıda. Ondan sonra çekilişimizi yaptıktan sonra kazananları belirleyeceğiz. Dediğim gibi bir tane e, kasenin içine koyacağız. İsimleri karıştıracağız. Tek tek çekeceğiz. İşte bu 300 TL. Pallik paket bu 300 5 kişiye 300 TL'lik paket, 10 kişiye 150 TL'lik paket alacağız, göndereceğiz hesaplarına. Birinci şifremizi söyledik, ikinci şifremizi söyledik, üçüncü şifremiz 3000 TL arkadaşlar. Üçüncü şifremiz 3000 TL. Ee, e, yapın arkadaşlar, söylediğim gibi videoyu baştan sona izlerseniz şifreleri bilirsiniz ödüle erken yaklaşırsınız. 15 kişiye dağıtacağız arkadaşlar. Bilmiyorum bu videoyu 15 kişi izler mi bilmiyorum. Belki işte artık izleyen olur da yani sonuna kadar bu şifreleri alıp verir mi onu bilmiyorum. Kaç kişi olur bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar birinci şifre, ikinci şifre, üçüncü şifre yazın. Discord'dan bana özelden atın. Discord'dan bana özelden atın arkadaşlar isminizle, ailenizle beraber. Ee, ben not alıyorum, kağıda yazıyorum. Sonra o kağıtta yazdıklarım isimleri hepsini bir tane kasenin içine koyup karıştırıp öyle ödülleri vereceğiz. Herkese ödüllerini göndereceğim arkadaşlar. Ayrıyetten bir bu, videonun altına bu güneş kale savaşı için e, düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Hüsrana uğradık. Yani ben biraz zevksiz geçti benim için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece sizinle sohbet ettim. Fazla bir şey yap yapmadım oyunda. İyi kötü gördünüz zaten bazı şeyleri. Irkçılık desem var. Bilmem desem var. Ama önemli değil arkadaşlar. Ben oyundan sonra bu ittifaktan çıkacağım arkadaşlar. Yani ben böyleyim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Olmadı. Bir tane ittifak kurur tek başıma takılırım. O da olmadı. Zaten transferi bekliyoruz. Transfer konusunda da güçlü oyuncular zaten Zaten güçlü oyuncularla görüşüyorum. Bayağı güçlü oyuncularla tak şey yapıyoruz. Istihbarat halindeyiz. Güzel bir sunucu kurmayı hedefliyoruz. Fakat siz de biliyorsunuz ki daha transferler net anlamda kimse gitmedi. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Belli kotalar koyuyor, koyacaklar. İşte mesela sunucu başkan diyecek ki örnek veriyorum. 100 M gücün altında kimse giremez buraya gibi gibi tarzı şeyler varmış. Net Onları tam bir e, öğreniriz. Ona göre şey yaparız arkadaşlar. Bakalım o katala, kotalar nasıl olacak şimdi. Biz yeni sunuculardayız yani eski sunucularda olmadığımız için hani bizde daha esnek olacak herkes gelebilmesi adına söylüyorum ben bunu arkadaşlar. Sizin için araştırıyorum. Merak etmeyin. Gelmek isteyen çok arkadaş olacağını biliyorum. Şu an bu yeni sunucularda sıkılan var. Oyunu bırakmak isteyen var. Yeni sunuculara geçmek isteyen var falan filan. Yeni sunucular için fikrimi size söyledim. Bir daha söylemeye gerek yok. Bir daha, birazdan videoyu kapatacağım. Bu kadar yeter arkadaşlar. Zaten iyi yani. Büyük özel, kötü güzel. Hafta içi güzel videolar gelecek. Bereket etmeyin arkadaşlar. Çok güzel e, videolar çekeceğiz. Yeni satın alımlar yapacağız. Mecbur yapacağız. Şef donanım için güzel bir paket gelmiş. Onu hepsini almayı düşünüyorum. Maalesef. Hızlandırma da veriyor içinde. Üçü bir arada. Nasıl paketi alınca görürsünüz. Onu oradan açıklarım size. Bunun haricinde bu da bizim Discord'da zaten Gökhan. O da şey. O da öğrenci dersleri var. Bıraktı oyunu. Ama Discord'da aktif. O da Discord'un bizim sunucumuz, Discord'umuzun moderatörü arkadaşlar. Onunla şey yapabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz 3 e, tane şifreyi almış bulunmaktasınız ve katılım hakkına sahip olmuş bulunmaktasınız. Bütün direktifleri dinlerseniz ödüle bir adım yaklaşmış olacaksınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Sizler, sizleri çok seviyorum. Özellikle bakın dediğim gibi aramızda çok genç arkadaşlar var. Çok saygılılar, çok efendiler. Bu bizim benim için yeterli. Saygınızı, efendiliğinizi, karakterinizden ödün vermeyin arkadaşlar. Hiçbir şey için vermeyin. Hiç kimse için vermeyin. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. İlk Güneş Kalesi tecrübemiz böyle geçti. <laughs> Bir dahaki maçlara bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kurt ayazı yer ama unutmaz.